Evet, Layers konusuyla ders 5'e başlıyoruz. Layer'lara giriş. Özet olarak bir layer, artık Türkçe'de katman mı derseniz, katmandu mu derseniz, layer olarak ben devam edeceğim. Çeviremiyorum. Özet olarak tariflerin, reçetelerin bir koleksiyonu. Bu kadar. Evet, reçetelerin koleksiyonundan, reçetelerin bir araya toplanmış halinden ibarettir. Tabi kuru kuruya altına kopyalanmasına ibaret değil ama yine özel konfigürasyonları içeriyor. Neymiş en tercih edilir isimlendirme? Meta tire prefiksi ile başlaması. Güzel. Open Embedded'in bu temel özelliklerinden bir tanesi bu layer konusu. Evet. Open Embedded Core içerisindeki recipe'leri görüyoruz. Recipe'ler, recipe connectivity, POKI ile kesiştiği noktalar. Bu ne layer olarak geliyor bize default'ta? Direkt herhalde bunlar meta layer içerisinde. Gelin bir kontrol edelim. POKI, meta, tunda recipes'lere bakıyoruz. Connectivity, BSP, multimedya vesaire nokta nokta nokta. Metasploit'in bu şey bir şablon. Yani iskelet sunuyor. Bir işlevi yok bildiğim kadarıyla. Yoktu BSP. Yoktu içerisine gelen default BSP layer'ı. MetaPoKi layer'ı, bizim aşağıda MetaTi layer'ımız gibi. Burada sadece layers in POKI, POKI'nin içerisindeki layer'ları ifade etmiş. Devam edelim. POKI referans sisteminde neler var? Meta. Bu meta tabi OpenEmbedded'dan da gelenler. Meta iskelet layer'ı, POKI layer'ı, yoktu BSP layer'ı. Evet, daha önce de bu ifadeyi aşinayız, duyduk. Bir final set of layers olmaz. Sadece yani nihai layer'lar bütününü temsil etmiyor. Sadece bir ortak zemin. Layer'lar eklenebilen şeyler, ekleyeceğiz zaten. Evet, bunu hep söyleniyor. Daha önceki derste de ifade edildi. Giriş 1, 2, 3 içerisinde yoktu. Dokümanlar içerisinde de ifade edildi. POKI reçetelerini doğrudan, yani layer'ların içerisinde reçeteleri doğrudan, layer'larını doğrudan modifiye etmek istenen bir şey değil. Onun yerine kendinkini oluşturur diyor. Mesela örneğin MetaTi TI kendi topunu ortaya koymuş. MetaQt 5 ne kadar güzel bir projenize, imajınıza Qt 5 ekleyebilecek kadar disk, flash disk, eMMC boyutunuz vardır, işlem gücünüz vardır. C++ için en güçlü embedded'deki framework Qt framework ve bunu eklemek gibi bir elinize fırsat var. Kullanacak, yazabilecek kabiliyetiniz var. Qt5 harika. Sadece bir parantez, yani Qt framework deyince insanların aklına sadece grafik GUI kütüphaneler akla geliyor ama Qt onun ötesinde. Sadece o değil. Parantezi kapattım. Konu bu değil. Evet.
Bakın burada metatarsiyel bir machine conf, layer conf. Bakın bu iki dosya. Birazdan bunların otomatik şablonları generate nasıl edilecek onları göreceğiz. Bakın burada bazı tavsiyeler var şimdi. Şu an bakımı yapılan layer'lara bir gidelim bakalım. Hayır, burada gitme. Geri gel. Evet, şu linke bir gidelim bakalım. Var olan ve bakımı yapılan bir layer listesi. Bazı layer'ları tekrar geliştirmek yerine var mı yok mu bir kontrol etsen senin işine çok gelir. Sana oldukça zaman kazandırır bunu indirip kullanman. Ve sadece daha önceki derste gördüğümüz extended genişletme bir app, var olan reçeteyi genişletmek senin zaman maliyeti adına daha karlı bir pozisyona çekebilir. O yüzden buradaki listeye bakmanda fayda var diyor. Mesela bir tanesine bakalım. Biraz donanım tabanlı şeyler var. Angstrom bir dağıtım. Arago yeni dağıtım. Evet. Yani kullandığınız platform mesela Toradex boardlar yani board üreticileri dahi burada bakın bakımlı bir şekilde OpenEmbedded Layer Index'in içerisine şeylerini sokmuşlar. Webos. LG'nin Webos. Ve içerisindeki tanımlı recipe'ler. Evet, önce buralarda gezmekte fayda var diyor. Hemen yenisini yazmak yerine. Evet, normal olarak layer'ın nerede durduğunun bir önemi yok. Ama yine good practice. Yani bu konudaki en iyi tecrübe diğerlerinin yanında olmaz. Yani Poki, Meta, Tire, bla bla. Ama kendileri bize onu yaptırmadılar bakın. Bize nasıl yaptırdılar? Normalde Poki'nin altında metalar yan yana. Yani tabii bu tercih ama biz MetaTiA'yı buraya koyduk. Poki klasörünün içerisine mi koymalıydık? Yok dışın. Evet o kısım gri bir kısım. Bundan sonra ekleyeceklerimizi nereye koyacağız? MetaTiA'nın yanına ekleyerek devam edeceğiz. Evet, BB Layers Conf biliyorsunuz bunu konfigüre etmiştik zaten ilk derslerde. Layer'ları buraya ekliyoruz. BB Layers değişkenini atıyoruz. Evet. Bitbake komutlarının bakın show layers yapalım şimdi Bitbake. Bitbake layers show layers. Bakın MetaTiA'yı eklemiştik. Bu neye bakıyor? Şu BB Layers Conf dosyası içerisindeki BB Layers değişkenine atananları burada söylüyor. Herhangi bir layer ekleyeceğimiz zaman böyle ekleyeceğiz. Kaldıracağımız zaman da örneğin bu şekilde kaldıracağız. Konfigürasyon dosyalarını kullanarak da kaldırabilirsiniz. Ama bunlar daha kolay ve hani ne yaptığını bilen adımlar olur.
Hata yapmanızı önleyen adımlar olur. Evet, işlemci firmaları spesifik. Tabii Raspberry Pi bir sistem on chip değil, yani Broadcom'un yapması lazım. Değil, bu vendor. Raspberry Pi bir board vendor. Board üreticisi. Ama işte TI, Freescale, Atmel, ST, bunlar da tabii sistem on chip üreticileri. Ve onlar da çok iyi yapıyorlar ve layer'larını sunuyorlar. Bunların boardlarına spesifik ayarlar, paketler, konfigürasyonlar, her şeyiyle böyle bir hazır bir zeminde yola çıkıyoruz. Evet, POKI referans sisteminde olmayan ama bizim şurada var mı bakalım, Meta Browser buradan ben göremedim. Buradaymış. Bakın Chromium ve Firefox, ya yoktur o demeyeceksin. Burada bir arayacaksın. Ne kadar güzel, birileri bunun bakımını yapıyor. Tabii yani güvenip güvenmemek de senin elinde. Şimdi bu nedir dersin? Ben baştan yazayım bunu, kendim yazayım. Evet, tercih. Bakın sisteminize browser ekleyeceğiniz bir durumda. Meta File Systems. Bakın ona bir bakalım içinde neler varmış. Onu merak ettim şimdi. Çok güzel. Bakın bakımcısı direkt Open Embedded'in kendisi. Oh çok güzel. File sistemlerle alakalı. Bakın UBFS de burada mı acaba? UBFS buradaysa el kaldır. UBI burada değil. Başka bir yerlerde herhalde. Evet. Bu da dosya sistemlerine dönük bir layer. Tool şeyine dönük layer. Qt5'e dönük layer. Telefonu bu. Herhalde connectivity'den ne farkı var acaba onun? Burada da mı değilmiş? Nasıl yazılıyor? Tele. Ha çünkü yanlış yerdeyim. Telefon latest software bakıyoruz. Bu spesifik bir şey herhalde. Kısımları atlayalım. Evet. Bir noktada uyarıda bulunuyor. Bazı layer'lar diyor. Tüm yoktu branşlarında yer almayabilir diyor. Tabi. Mesela MetaBrowser Crowd versiyonunda bulunmaz. Belki daha yeni versiyonlarda bulunuyordur gibi gibi. Yani bu ortaya çıkış tarihleriyle de alakalı. Hangi branşta bulundukları. Creating a layer. Bir layer oluşturma. Evet, artık buraya bir custom layer, ufacık bir custom layer gelsin artık. Onu neyle yapıyoruz? Create layer. Yukarıda da bir üçlü fonksiyon görmüştük. Tamam. Evet. Yani evet, sadece belli başlı dosyalar, birkaç özel konfigürasyon dosyası ve içerisinde klasörler, elle de yapabilirsiniz. Ama bize bunu bitbackers create layer şöyle göründüğü şekilde yapabiliyor. İçerisinde conf layer conf dosyası mesela metatia'ya gidelim şurada. Gitmemize gerek yok. Zaten bizim solda
Explore edilmiş durumda. Şimdi kapatalım. MetaTrain konfuna, layer konfuna bir gidelim bakalım. Bakın bir layer konfu var. 9 yıl önce oluşturulmuş bir dosya. Machine, makine tanımlama konuları daha sonra tekrar makine tanımlama konularına da değineceğiz. Copyright'ı, readme'si, default olarak MIT lisansı. Bakalım bizimki neymiş? Evet, MIT default, MIT lisansı. Bir readme dosyasıyla ve içerisinde recipes, bla 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 ve içlerinde BB dosyaları bulunur. Bakın recipes, recipes, TI'nin altında. Recipes connectivity. Bakın bir çipler, destekler. Bunların paketleri, recipe core. Bakın bu buraya bir BB append yapacak. DevTools, graphics kernel. Bakınız efendim Linux TI staging buradan yürüyor. Config'leri. Ne kadar güzel. Recipes TI. Bakın. BeagleBoard. Bir BeagleBoard, Cape BeagleBoard, BeagleBone ile alakalı bir reçete var. Gibi gibi örnekler artıyor. Aynen bu yapıda görüyoruz biz de. Best practice neymiş? Diğer layer'lardan reçeteleri kopyalamayınız lütfen. Onun yerine append öğrendik ya. Extend recipe bir tarifi reçeteyi genişletmek yöntemlerini öğrendik. BB append'lerle ve içerisindeki alter append fonksiyonlarıyla. Bunu yapmayın diyor. Evet, tercih olarak OE root içerisinde OE root içerisinde layer'ları yan yana yerleştirin diyor. Şu layer series compatible Sumo mu, Zeus mu, hangi versiyon kod adıyla uyumlu layer'ınız için veya hangileriyle uyumlu layer'ınız için bunu belirtmeniz lazım. Katmanınızın bağımlılıkları varsa da bunu da şu layer depends environment ile tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi duble 2 lab'ımız var. Create a custom layer lab'ı ve extend recipe lab'larıyla tekrar buluşuyor olacağız. Görüşmek üzere.